Merhaba arkadaşlar, ben Hab Bocak. Doküman yönetim sistemi ilçe işlemlerine devam ediyoruz. Bu dersimizde hemen açalım. Bu dersimizde UYAP editör ile kaymakamlık oluru şablonu oluşturacağız arkadaşlar. Şablon nasıl oluşturulur onu görelim arkadaşlar. Önce kelime işlemciyi açıyorum. Kelime işlemci ve DSM aşağı gönderiyorum. Önce bir klasör sistemini ayarlıyorum arkadaşlar. Ben ilçe milli eğitimde çalışan herhangi bir veri hazırlama memur ya da şefim. Fark etmez. DYS yazışma şablonları diyorum arkadaşlar. Özellikle bu şablonlar üzerinde çok duruyorum arkadaşlar. Çünkü önemli. Gerçekten çok önemli. Ben aynı anda bilgi işlem şubesine bakıyorum. Aynı zamanda mesleki teknik şubesine bakıyorum. Mesleki tekniğin yanında hayat boyuna bakıyorum arkadaşlar. Gelelim buraya da bir de baba bir şube seçelim. İnsan kaynaklarına bakıyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi bunları bilgi işlemi açıyoruz. Bilgi işlem içerisinde de internet ile ilgili yazılarım oluyor. Okul web siteleri ile ilgili yazılarım oluyor. Onun haricinde MapBiz ile ilgili yazılarım oluyor. Onun haricinde e-okul ile ilgili yazılarım oluyor. İşte mail sistemi var, taşımalısı var, okul sütü var, e-yaygını var, hem otomasyonu var, okul ÖSYM işlemleri var gibi. Ben bunların hepsini tek tek klasör klasör oluşturuyorum arkadaşlar. Yani ne iş yapıyorsam oluşturuyorum. Gelelim insan kaynaklarına. Öğretmen atama, yer değiştirme diyorum. Öğretmenle ilgili bütün yazışmalarım burada olacak arkadaşlar. Geliyorum. İdareci demeyelim. Artık ismi değişti onun. Yönetici atama. Biraz acele ettiğimiz için yanlış yazıyoruz. Yer değiştirme diyelim. Gibi bütün alt klasörlerimi, ana klasörüm ve alt klasörlerimi buna göre oluşturuyorum. Şimdi UYAP editörümü açıyorum ve bakın arkadaşlar, burada basit bir kaymakamlık oluru alacağız. Tabi bunu yazışmayı seçmişiz. Kaymakamlık oluru için. Olur yazısını seçip halletmem gerekiyordu. Buraya geliyorum arkadaşlar. Bakanlık makamı yok artık. Kaymakamlık makamına. Şuradan hemen burayı siliyorum. Buraya diyorum ki basit bir, hemen hızlı bir şekilde yazayım. Ekli listede bulunan demeyelim, adı, soyadı, TC kimlik numarası olan personelin doküman yönetim. Word'de özellik burada yok arkadaşlar. Döküm yönetim sistemi ilçe temsilcisi olarak görevlendirilmesi müdürlüğümüzce uygun görülmektedir. Tabii şöyle yapalım. Makamlarınızca da uygun görüldüğünde olurlarınıza arz ederiz. Bakın, uygun görüş ilçe milli eğitimde olmaz arkadaşlar. Niye olmaz? Uygun görüşü vali yardımcıları ya da müdürlük olurlarında olur arkadaşlar. Uygun görüş gerçi kaymakamlıklarda olur. Şube müdürü uygun görebilir mi? Onu çok da fazla bilmiyorum ama vali yardımcısı uygun görür, vali olur verir. İlçelerde kaymakam yardımcısı olmadığı için
Şuradan hemen. Tabi UYAP editörümüz iyi ama çok iyi değil arkadaşlar. Şöyle yapalım. Gerçi ben bunu ile göre düzenliyorum. İldeki orijinal isme göre düzenliyorum. Şöyle yapalım o zaman. Burayı değiştirelim. Herhangi bir ilçe milli eğitim müdürümüz AAA BBB olsun. Gerçi tersi olacak. AAA soyadlar büyük yazılır da o yüzden. BBB diyelim. Şuraya da gelelim. Kaymakamın adı CCC olsun. Soyadı da DDD olsun. Hemen geliyoruz. Buraya da ünvanını yazıyoruz arkadaşlar. Burada bakın UYAP'lerin en gıcık yanlarından bir tanesi. Şöyle bir kelime önceye geliyorum. Sonra siliyorum. Aşağı geçtiğimizde yazı boyutu değişiyor. Bakın arkadaşlar, kaymakamlık olurunun basit bir şekli bu. Üst tarafa kesinlikle dokunmuyorum. Kesinlikle dokunmuyorum. Ve bir de şuradaki bölüme dokunmuyorum. Üst taraftaki bölümler birim kodu ve burası desimal dosya kodu, evrakın yani olurun sayısı ve burası da olurun tarihi. Yani daha doğrusu tarih sayı aldığı bölüm. Burası da kaymakamın onayladığı tarih arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada da isimler mevcut. Buraya basit bir olur şablonunu bu şekilde ayarlıyoruz. Hemen en alta geçiyoruz arkadaşlar. Bakın benim daha önce oluşturduğum DS şablonlarımdan bir tanesinden alayım. Şundan alayım. Geldim. Hemen şuraya çift tıklıyorum. Ve buradaki iletişim bilgilerim, gerçek orijinal iletişim bilgiler arkadaşlar. Telefon numarası falan mevcut. Hemen buraya geliyorum. Bunu kapatıyorum. Bununla işim bitti. Hemen orijinal olana geçiyorum. Ve buradan itibaren şöyle burayı seçiyorum. Yapıştırıyorum. Ve tamam arkadaşlar. Basit bir olur şablonu konusunda yazayım. DYS ilçe yönetici görevlendirmesi. Ve ben bunu kayıt yapıyorum arkadaşlar. Ne olarak kaydedeceğim? Daha sonra üzerinde değişiklik yapacağım için UDF, ulusal doküman formatı diyor. UYAP editör dokümanı. Nereye kaydedeceğim? Masa üstünde DYS yazışma şablonlarına kaydedeceğim. DYS yazışma şablonunda bilgi işlem. Şuraya geliyorum. Bakın burada bir eksiğimiz var. Hemen eksiğimizi girelim. Bilgi işlemin içerisinde DYS'yi unutmuşum arkadaşlar. Hemen DYS'mi yazdım. Geliyorum buraya kaydet diyorum. Ve buradan bilgi işlem DYS ve UDF'yi seçiyorum. DYS yazışma şablonu bilgi işlem DYS ve buradan DYS ilçe görevlendirme oluru. Bakın oluru yazıyorum ki daha sonra bulması kolay olsun. Ve bunu kaydediyorum arkadaşlar. Kaydettim ve kapattım arkadaşlar. Bundan sonra mesela bakın DYS görevlendirme diyor. Bunu kopyalıyorum. Geliyorum buraya. E-Okul'a yapıştırıyorum. E-Okul'da sadece bakın şurayı değiştiriyorum. Ve bir de şurayı değiştiriyorum arkadaşlar. Bakın alt taraf sabit. Üst taraflar sabit. Burayı değiştiriyorum ve bunu alacağım. Şimdi DYS'ye olur yazısı diyorum. Kelime işlemcimi açıyorum. Kelime işlemcimi açtıktan sonra dışarıda oluşturduğum şablonumu aç diyerek şuradan geliyorum. Desktop yani masa üstünü seçip DYS yazışma şablonları bilgi işlem DYS diyorum ve aç diyorum. Bakın kaymakamlık olurum hali hazırda gelmiş oluyor. Ben bunun üzerinde değişiklik yapmak istediğim zaman kesinlikle burada değişiklik yapmıyorum arkadaşlar. Geliyorum. Şablonumu açıyorum. DYS ilçe şablonlarını açıyorum. Bilgi işlem DYS diyorum.
Bunun üzerinde değişiklik yapıyorum. İşlemi bitirip her şeyimi tamamlayıp artık son halini verdikten sonra DS'yi açıyorum ve ondan sonra kelime işlemcimi açıyorum. Kelime işlemciyi açtıktan sonra da içeriye aktarıyorum ben bu yazıyı. Ondan sonra da imzalıyorum. İmzalama işlemi tamamlandıktan sonra hemen geliyorum. Desimal dosya kodu, dağıtım listesi, detaylarını, ek listesini şuradan hemen 702'ye 99 diyelim. Bakın bu arada şurada arkadaşlar ilgili evrak listesi var. İlgili evrak listesi aktif değil. Sebebi de desimal dosya kodu vermediğim için. Desimal dosya kodunu verdikten sonra ilgili evrak listesini dolduruyorum. Dağıtım listesi, onay listesi, evrakı kaydet, evrakı onay olsun deyip yazı artık benden çıkmış oluyor arkadaşlar. Dışarıda özellikle şablonlarda yapacağınız işlem dışarıda oluşturuyorsunuz. İşlem bittikten sonra içeriye aktarıp DS'deki işlemlerinizi hallediyorsunuz. Yani kısaca DS'yi ikiye ayırıyoruz. Bir kelime işlemci bölümü, bir de prosedür bölümü diyebiliriz. Yani DS bölümü. Kelime işlemciyle dışarıda yazdım, içeriye aktardım. Buraları doldurup kaydedip gönderiyorum arkadaşlar. Basit bir kaymakamlık oluru bu şekliyle arkadaşlar.